yıllarda yıldızı giderek parlayan bir meslekten söz edeceğiz. Bugün hem bir meslek hem bir sanat. Türkiye'de o sanatın kralları Ankara'ya çok yakın bir ilçemizden çıkıyor. Krallık sıfatını boşuna kullanmadım efendim. Bu unvan Londra'da bu sıfatları tescillendi. Şimdi o ilçeye, Mengen'e bağlanacağız. Arkadaşımız Süreyya Sert orada. Eminiz yine bize başarı öyküleri anlatacak, aktaracak ve bu gidişle bir kral da Süreyya olacak diye düşünüyoruz. Süreyya günaydın. Günaydın Tunç, çok teşekkürler. Peki, Mengen'in aşçıları gerçekten nam salmıştır ama o sevgili aşçılarımızı nasıl yaptın da Londra ile ilişkilendirdin, işte onu merak ediyoruz. Sözü de sana bırakıyoruz. Hadi bir aktarıver bakalım. Döndüğünde bir de menemen herhalde tarifi verirsin bize. Vereyim, öğrenebilirsem yani düzgün aktarabilirsem. Tunç, Londra'da yapılan uluslararası bir yarışmada, aşçılık yarışmasında oranın birinciliğini yani krallığını Mengenli bir usta alıyor. O nedenle krallık oradan geliyor ama bu kadar sınırlı değil. Çok daha derinlere gidiyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra sarayın aşhanesini, yemekhanesini o zaman bir Bolulu'ya teslim ediyor. Bolulu Mengenli bir ustaya teslim ediyor. Kültür oradan geliyor. Yani aşçılık sadece lezzetli yemek yapan anlamında değil. Fatih Sultan Mehmet'in o zaman yani bu Osmanlı Sarayı'nda ve tüm dünyadaki saraylarda kraliyet mekanlarında şu konuyu zehirlenme endişesini düşünürsek. Yani aşçı hem güvenilecek hem lezzetli yemek yapacak hem de sadık olacak değil mi? Bir aşçı oğlu aynı zamanda Mengen Belediye Başkanımız da bak bu örneği en iyi anlatan anekdotlardan birisi. Başkanımız 60'lı yılların sonuna doğru ilkokulu bitirdiğinde babası karşısına çekiyor. Oğlum diyor, okuyacaksın mı aşçı mı olacaksın diyor. Nasıl oldu başkanım o? Efendim önce hoş geldiniz. Sağ olun. Tabii ki rahmetlik babam Kamil Eraslan ilkokulu bitirdiğim zaman önce aşçı mı olacaksın, okuyacak mısın sorusunudur. Bakın dikkat burada, önce aşçı. Okumak ikinci plana geliyor. Aşçılık çok önemli bizim Mengen'de bilhassa. Evet. Tabii beni oturtturdu. Ben aşçı mı olacaksın, okuyacak mısın dediği zaman ben okuyacağım dedin. Şayet aşçı olacaksan önce biz gideceğiz 2 yıl Gaziantep'te, o tabirle kullanıyorum. Gaziantep'i kastediyorum. 2 yıl Gaziantep'te hamurculuğu öğreneceğiz. Evet. 2 yıl İstanbul'da liman lokantasında sıcak yemeği yani salçalı yemeği öğreneceğiz. 4 yıldan sonra aşçı olaraktan piyasaya çıkabiliyorsunuz. Evet. Yani bu hemen 3-5 günde kazanılacak bir meslek değil. Bunun için tabii ki ben bu baba mesleğini değil de okumayı tercih ettim. İyi de ettiniz. Bu başkanım şimdi Mengen'in belediye başkanı, şöyle de bir anekdotu var, bu resmi belgelendiği için söylüyorum. Başkanlık görevini aldığında geçmişteki belediyeye ait 32 aracın 32'sinin de araç muayenelerinin yapılmadığı bu resmi olarak belgelendi, internet sitelerine düştü. Şimdi hepsi belgeli değil mi? Hepsi belgeli, kontrolü, hepsi çalışır vaziyette. Çalışmayanı biz ihaleyle sattık. Diğer çalışması gerekenleri de kazandırdık, çalışıyoruz. Peki başkanım, evde yemeği hanımefendi, başkanım mı yapıyor, siz mi yapıyorsunuz? Ben yapıyorum. Öyle mi? Evet. Peki başkanım eli hiç gitmiyor mu? Yok. Yemesini çok güzel yapar ama yemek yapmayı bilmez. Mengenli ustalar mı iyi yapıyor, hanımlar mı iyi? Hanımlar da güzel yemek yapar. Hanımlar. Evet. Peki, şimdi sevgili Tunç, Mengen Aşçılık Okulu bu mevcut Anadolu Otelcilik Turizm Meslekleri Meslek Liseleri arasında çok ayrı bir özelliğe sahip. Burası bir üniversite gibi. 9300 metrekare kapalı alanı var. Ve burada şu anda 618 değil mi müdürüm? 618. Ali Bey müdürümüz 618 618 öğrencimiz var. Yurtta kaç kişi kalıyor? 168 öğrencimiz yurtta kalıyor. 55 ilden öğrencimiz var. 55 ilden. Türkiye'nin her yerinden öğrencimiz var. Şu ana kadar yaklaşık 1500 mezunumuz var. Evet. Bu 1500 mezunumuz İstanbul'da, Ankara'da, yurt dışında şu an çok iyi otellerde şef konumuna geldiler. Evet. Ve gelmeye de devam ediyorlar. Uluslararası yarışmalarda dünya birinciliklerimiz var. Okulumuzun Türkiye birincilikleri, uluslararası yarışmada altın madalyaları mevcut. Okulumuz 4 yıllık eğitim vermekte. Evet. İlk yılı düz, ikinci yıldan itibaren staj çalışmaları başlıyor. 6 ay okul, 6 ay staj şeklinde eğitimlerimiz devam ediyor. Aynı şekilde okulumuzda da yıl içinde mutfakta bu gördüğünüz eğitimleri çocuklarımız almaktalar. Şimdi şunu anmadan geçemeyeceğiz. Bu okulun yapımında öncülüğü
Aydın Yılmaz isimli bir aşçımız, eski duayen rahmetli bir aşçımız önderlik ediyor. Evet. Onun başlattığı kampanya neticesinde kuruluyor. Ama bu okulun bu hale gelmesi, yani bir üniversite kampüsü gibi, üniversite yerleşkesi halini kazanması da İki hayırsever iş adamının büyük katkıları var. Birisi, ben burada girmek istiyorum hemen devreye. Özellikle... Bakın, ben hemen girmek istiyorum. Bu okulumuzun kuruluş kanı, zamanın kaymakamı ve aşçı derneklerimiz ve aşçı merhum Aydın Yılmaz'dan bahsettiğiniz büyük katkıları olmuş. Bu okul açılmış. Bu okul yeterli görülmemiş. İlerleyen zamanda hemen bunun meslek yüksek okulu İzzet Baysal Üniversitesi'ne bağlı olaraktan açılmış. Evet. Bu da yeterli görülmemiş. Bugünlerde Mengen Aşçılık ve Fakülte Yaptırma Derneğimiz var şu anda kurulmuş vaziyette. Mengen Kaymakamlığı ve Mengen Belediyesi olaraktan biz İzzet Baysal Üniversitesi'ne bağlı olaraktan aşçılığın anası olaraktan kabul ettiğimiz gastronomi bölümünü Mengen'e kazandırdık. Mutfak sanatlarını Mengen'e YÖK'ten de bu kararımız çıktı. Fakat yine Mengen'de hayırsever olaraktan gördüğümüz, gerçekten Mengen eğitimine katkılarını esirgemeyen, şu andaki dizaynın hepsinde Ali müdürümüzün de bahsettiği gibi Sayın Tahsin Öztürkaki yine gastronomiyi kazandırmak için bunların bütün masa sandalyesini bu okulun dizaynını yapan, kazandıran, gastronomi bölümünün de ihtiyacı olan binanın yapmasını söz veren Gentaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Kahraman, evet, bu okulu yapacak. İnşallah ilerleyen, yani en kısa zamanda gastronomi bölümü de Mengen'de eğitim öğretime başlayacaktır. Şimdi şöyle, bu okuldaki laboratuvarlardan bir tanesi bu mutfak. İşte öğrencileri burada yetişiyor. Bu öğrenciler şimdi Avrupa yolculuğu başlayacak. Ondan bahsedeceğiz ama bu mutfağın aynısı diyelim demeyelim, daha güzeli, daha donanımlısı yukarı kuruluyor değil mi Müdür Bey? 80 bin euroluk mutfak cihazları, araçları, gereçleri de biraz önce ismini andığımız, hayırlandığımız Tahsin Öztürkaki beyefendi, Allah selamet versin, o beyefendinin yardımlarıyla donanıyor değil mi efendim? Evet. Şimdi burada bir başka güzellik var. Mengen Belediye'mizde Avrupa Birliği Ulusal Ajans İşbirliği, ikisinin işbirliğiyle bir yarışma düzenlendi. Türkiye'den 60'ı aşkın öğrenci başvurdu. Bu 60'ı aşkın öğrenci arasından 43 tanesi seçildi. Bu 43'ün de 30'u bu okuldan olması gerektiği gibi. Bu öğrenciler önümüzdeki günlerde İngiltere'ye, Almanya ve Belçika'ya gidecek. Türkiye'yi, evet, Türk mutfağını ve aşçılığı tanıtmak üzere. Öyle değil mi? Evet. Yolculuk ne zaman? Yolculuk Nisan ve Mayıs aylarında. Ne kadar kalacak öğrenciler? Bir ay kalacaklar. Oradaki 5 yıldızlı otellerde staj gibi eğitimlerini görecekler. Aynı zamanda yabancı dil kursları alacaklar, yabancı dillerini geliştirecekler ve Avrupa tecrübesi kazanacaklar. Evet. Geçen yılda öğrencilerimizi göndermiştik. Yaklaşık 34 öğrencimiz İspanya ve Almanya'da yapmıştı. Bu yılda belediyemizin öncülüğünde bunu gerçekleştiriyoruz. İnşallah seneye tekrar belediyemizle beraber bir Avrupa yolculuğu daha gerçekleştireceğiz. O zaman gelin hanımefendi, Sayın Başkanım. Şöyle arkadaşlarımıza bir gidelim. Hülya Hocam kolay gelsin. Sağ ne olun. Yapıyorsunuz burada? Beceri tabanlı yarışması için ne yapıyoruz? Şu anda narlı dondurma yapıyoruz. Avrupa'ya gidecek öğrencilerimiz. Evet. Öyle mi? Ne zaman gidiyorsunuz şurada? Avrupa'ya inşallah Nisan'da gidiyoruz. Nisan. Siz, evet, hangi ülkeye gidiyorsunuz? Ben İngiltere'ye gidiyorum. Sen hangisine gidiyorsun? Ben İsviçre'ye gidiyorum. İsviçre'ye, evet, gidiyorsun. Evet, evet. Bu öğrencilerimiz, şöyle anlatalım. İyi bir aşçı, iyi bir Türk aşçısı günümüzde 14-15 bin dolar alabiliyor. Yani bir şef olduğu zaman, aşçıbaşı veyahut da yiyecek içecek müdürü olduğu zaman, işte onlardan var. Harun Hocam okul müdürü yardımcımız. Ömer abi ustalarımızdan, Mengen'in tanınmış ustalarından, Sayın Başbakan'ın sofrasını, hı-hı, hazırlayan, öyle değil mi? Evet. Efendim. Şimdi bildiğimiz kadarıyla Abdullah Gül'ün aşçısı, yani Cumhurbaşkanı aşçısı şu anda Mengen'de. Evet. Sayın Başbakan'ın aşçısı Mengen. Mengen, evet. Geçmişte Menderes'in, Celal Bayar'ın